Selamlar herkese. Hançer ben. Baldur's Gate maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Geçen bölüm enteresan NPC'lerle tanıştık. Ve bu tapınağa girdik. Bu tapınağı bitirmek istiyorum bu bölüm. Şu anda en alt katındayız yanılmıyorsak. Ve zemin katını komple bitirdik. Yavaş yavaş sessiz sessiz yukarı doğru çıkmaya başlayacağız buradan. Ufak bir dinlenme patlattım. Ve enteresan açamıyor olmam. Çünkü anahtarı buradan bir yerden topladığımı zannediyordum. Astarion açabiliyor mu acaba? Okey, o kadar da zor değilmiş. Hallettik. Üst katta mezar soyguncuları var. Onların arkadaşlarıyla karşı karşıya gelmiştik. Kovmuştuk konuşarak ama bunları galiba ikna edemiyoruz arkadaşlar. O yüzden combat dönecek şimdi. Buralarda bir yerde. Tam neredeler hatırlamıyorum. Bir meşale kaptım. Çünkü neden olmasın? Yine satacak bir yüzük bulduk. Ölüm ve dirilme üstüne diye bir kitap var. Çok önemli bir şey değil bu. İsteyen okuyabilir durdurup. Şahane tuzaklar var gibi hissediyorum ama bir şeye denk gelmedik. Tabak, çanak, bunları satarız. İki tane de büyü. Şimdi buradan dışarı çıkabiliyoruz galiba ya da buradan biraz daha ilerleyebiliyoruz. Okey, burası bayağı sakıncalı arkadaşlar. Bir save atabilirim. Tusaklarla dolu olabilir burası. O yüzden... Okey. Hatta fail oldum bile. Muhtemelen yerlerde tusaklar var. Bir tanesi burada. Burası arkadaşlar göklerden ateş yağacak. Birazdan. Bunda da tuzak vardı diye hatırlıyorum. Bakalım görebilecek mi Astarion? Göremedi. Biz gitmeyi deneyelim. Şuna basmamam lazım. Okey, kimse yakalayamıyor tuzakları. Bu arada çömelmeme gerek yok. Niye invize yapıyorsam? İnsan yok etrafta. O da görmedi. Ha, mezardaki tuzağı kimse fark etmiyor. Ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Buldu. Ama şunu buldu. Mezarın üstünde de var diye hatırlıyorum. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kafamıza birazdan ateş topları yağacak. Sorumlusu ben değilim. Şu paradan bir tane daha bulduk ki bunlar şahane. Bunun üstünde tuzak olabilir. Okey, burada arkadaşlar duvarda ateş topu sıkacak kafamıza. Yanlış bir şey yaparsak. Bir tane daha. Burası mayın tarlası gerçekten. Bir tane daha. Burada da bir buton var. Ne işe yaradığını hatırlamıyorum. Çok basma taraftarı değilim. Okey, duvarda yine gargoyle kafaları var. Bunlar ateş topu atacak. Ufak tefek zırhlar buldum ve genel olarak lootladık arkadaşlar. Buton ne işe yarıyordu hatırlamıyorum. Haydi basalım. Bir şeyi gösterdi, açtı. Emin olmamakla beraber. Bir de sandık var. Neyi açtı emin değilim. Çünkü böyle büyülü bir ses geldi arkadan.
Burada zehirli oklar. Güzel. Sadece ortadaki sandık kaldı. Acaba buton neyi gösterdi? Gizli bir oda. Zannetmiyorum. Bir daha bassam. Çok geç. Neyse. Toplanıyoruz şimdi arkadaşlar. Tuzaklara basmazlar umarım. Basmadılar. Bunu açıyoruz. Ve ölüyoruz. Okey. Ay size load atıyorum. Bu kadar deneyip ölmem çok üzücü oldu. Daha hızlı bir şekilde yapabilirim. Bile bile... İlk defa load'umuzu attık bu arada. Oyunda ciddiyle. Bile bile gerçekten kendimi patlattım. Bunların olacağını. Sıkıntı yok. Şimdi daha hızlı geçerim. Bütün karakterleri ortada tutmamanız gerekiyor olay. O kadar basit aslında. Ben herkesi oraya getirdim nedense. Buradan devam edeceğiz bu arada muhtemelen. O yüzden hızlıca gidip toplayabilirim her şeyi. Ve en azından şu tuşa bir daha basmış oluruz. Ne olduğunu anlamış olurum tuşta. Butonda. Okey, her şey fail attı. Böylelikle her şeyi topladık. Butona bir daha basacağım. Neyi aktive ediyor gerçekten bilmiyorum. Üzücü. Sıkıntı yok. Her şeyi topladık. Bir şeyi atlamadım. Sandığı da alıyorum. Şuradan nereye çıkıyoruz onu merak ettim sadece. Heh, aldığımız anahtar çıkardı bizi. Ön kapı arkadaşlar. Böylelikle ön kapıyla bağlantı kurduk. Anahtar sayesinde. Ve kaçacağız şimdi. Kaçmak nispeten kolay. Herkes dışarıda olduğu için büyük bir sıkıntı olmayacak. Şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Turn based moda çevirebiliyorsunuz oyunu. Tak, buraya tıkarak. Sonra açtım. Her şeyi lootladım. Gördüğünüz gibi zaman durmuş halde. Çünkü turn based modu açtım. O yüzden şöyle buradan çıkardım karakteri. Sonra da turn based modu kapatabiliyorsunuz. Orada şimdi her şey havaya uçacak. Ama biz güvendeyiz. Bu kadar basit. Az önce aceleye getirdim. Kazmalığıma geldim. Ve bu galiba sonsuza kadar devam ediyor. Tek merak ettiğim şey bu buton neyi aktive ediyordu? Hatırlayamadım. Burada gizli bir kapı mı var? Yok. Muhtemelen bir şey atlamadık arkadaşlar. Muhtemelen. Yani... Bir kapı kaldı şimdi. Bulduğumuz eşyalar arasında enteresan bir şey var mı ona bakmakta fayda var. Şimdilik... Yok gibi. Dagger bulmuşuz. Daha doğrusu... Mızrak gibi bir şey. Asterion'a... Mızrak kullanmıyor ya. Dagger kalsın elinde. Bu arada çift dagger yapalım Asterion'u. Ve çıkabiliriz. Şimdi stealth yapıyorum. Shift ve C'ye basarsanız stealth moda girebilirsiniz. Çünkü aradığımız grup burada bir yerde. Lockpicking impossible. Çok enteresan. Açamadık. O zaman buradan giremiyorum. Diğer taraftan girmemiz gerekecek. En iyisi fast travel atalım arkadaşlar kapıya. Ve alternatif yolu gösterebilirim size belki. Haritaya girip... Şöyle. Buradan girmenin de bir manası yok. Yukarıdan orijinal kapıdan gireceğiz. Ve şunu kaldırabilirim.
Buradan girdik. Bu kapıyı açtık. Buradaki her şeyi yaptık. Şimdi iki yöntem var. Biri bu tavandaki şeyi çökertip buradan girmek. Ya da kapıyı tıklamak. Ve geldiğimizi belli etmek. Ya iki durumda da şey oluyor. Hazırlıklı oluyorlar. Ve savaş biraz daha zor oluyor. Kapıyı tıklayalım, bakalım neler yapabileceğiz. İkna edebileceğimizi zannetmiyorum. Olmuyordu öyle bir şey. Arkadaşlarını kovaladık ya buradan. Bakalım şey yapabilecek miyiz? Onların taklidini yapabilecek miyiz? Pek zannetmiyorum ama deneyelim. Olmadı tabii ki. Patladı elimizde. Hiç benlik bir yetenek değil. Gerek yok. Ve bunu kırabiliyor muyum? Gerek yok. Açabiliriz her türlü lockpicking'le. 7 zorluğu var. Hiçbir şey değil. Ama işin sıkıntılı yanı bizi içeride bekliyorlar birazcık. Ve hazırlıklılar. Hatta tuzak koymuşlar. Tuzağa bastık şu anda. Patladık. Bir tane short rest atıyorum canımız olsun diye. Çakallar. Hepsi burada arkadaşlar. Şimdi bizim az önce geldiğimiz yer... burası mı? Şuradaydık galiba. Bu kapıdan çıkamadık. Öyle bir şey. Ya da buradan gelmiş olabiliriz. Birbirine bağlanacak. Bunları temizlememiz lazım. Gayet kalabalıklar ve kuvvetliler. Şu adamın 32 canı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişiler. O yüzden açıkçası o kadar kolay değil bunları yenmek. Hep de defalarca kez denediğimi hatırlıyorum. Yapabileceğimiz şeylerden biri aslında şu bomba mayınlarını kullanmak. Onları dışarı çıkararak. Birkaç tane alternatif taktik kullanabiliriz. Ama bu genelde benim zorlandığım bir savaş açıkçası. Buraya kadar çok iyi geldik ama belki bir fıçı kullanabilirim. Arkasında da mayın var ama ne yazık ki oraya sıkarsam çok da etkili olmayacak. Abi save attım. Onlar da şey diyor. Çıkıp baksak mı, gelsek mi diyorlar. Ama onlar da tırsıyor. Şu anda onlarla aynı durumdayız ama bayağı bir sayı avantajları var. Buraya kadar görebiliyorlar. Yani savaşı da başlatabilirim bir şey sıkarak içeri. Ama öyle bir alan büyüm vesaire yok. Yere yağ atabilirim. Opsiyonlardan bir tanesi o. Şöyle büyü şeyimi doldurdum bir tane. Aynen buraya yağ atabilirim, kayarlar falan ama yine de çok kalabalıklar bize kıyasla. Buradan kapıyı kapatabiliriz galiba. Herkese bless verebilirim. Belki kampa gidip fıçılardan bir tanesini alabilirim arkadaşlar. Şimdi karakteri ayırıyorum. Hançeri. Kampa git diyorum. Sonra gördüğünüz gibi bulunduğumuz lokasyona özgü bir kamp oluşuyor. Ki çok güzel bir detay. Oyun boyunca da böyle olacak. Şu anda şeyde olduğumuz için böyle bir yerde. Ona uygun bir kamp geldi. Withers base'imize gelmiş bu arada. Mezardan kurtardığımız karakter. As predicted. I shall be here in my camp. Bu karakterleri sıfırlamak gibi şeylerde kullanacağımız bir karakter. Be assured, it is not by choice. Yani bütün karakterlerin
yeteneklerini vesaire sıfırlayabiliriz. Buradan da görüntümüzü değiştirebiliriz ki hiç gerek yok çünkü şahane gözüküyoruz. Burada da sandığımız olması lazım. Şimdiye kadar depoladığımız her şeyi bulabiliriz. İçinde variller dahil. Bir tanesini aldım ve geri dönüyorum. Şimdi bir save daha atalım. Çünkü bunu birkaç kere denemem gerekebilir arkadaşlar. Küçük olduğum bir savaş bu. Varil fırlatma ihtimalim nedir? Onlara doğru. Lar beni görmeden. O kapıyı kapıyor. Hmm. Fırlat desem. Varili bu kadar fırlatabiliyorum. Onlara doğru fırlatabilir miyim acaba? Ama savaş başlayacak muhtemelen öyle bir şey denersem. Çünkü neredeyse beni görmek üzereler. Bir deneyelim arkadaşlar. Çok da atamıyorum gibi. Muhtemelen savaş başlayacak. Bir deniyorum. Muhtemelen load yapacağız. Yanmadı bile. Ateş getirmem gerekiyor. Ben nedense patlayacağını bekledim. Ve hançeri harcıyorlar. Şimdi oraya ateş sıkacağım. Biraz yandı ama beklediğim kadar etkili olmadı açıkçası. Load yapıp doğru düzgün başlamak biraz daha sağlıklı olabilir bu savaşa. O kadar kasmaya gerek yok. Neyse, doğru düzgün başlatalım savaşı. Burada bekleyeceğim. Yani 1 milyon taktik yapabilirsiniz ama şu anda aklımda hiçbir şey yok. Gale'ı buraya koydum. Shadowheart'ı buraya koydum. Onların bana gelmesini sağlamaya çalışacağım. O yüzden... got the wrong man for this. I was trying to concentrate. Herkese stealth aldım aşağı yukarı. Aa, alev topu vesaire öyle bir şeylerim yok ne yazık ki. Çamur atacağım. Bu kaymalarını sağlayacak arkadaşlar. Yere çamur atıyor. Hatta patlattım bile biraz. Bir iki tanesi düştü gördüğünüz gibi. Gale'ı birazcık ortalıkta bıraktık. Ama sıkıntı yok. Büyük bir kısmını yakabildik. Gale'ı hatta harcattık. Bu arada bunlar savaşa katılmalı. Biri indi. Fazla beklettim hatta savaşa katmak için. Bir el geçti neredeyse. Ölüm nasıl işliyor arkadaşlar? Solda ve sağda iki işaret çizgi görüyorsunuz. Her el zar atıyor. İki tane ölürse ölüyor. Kalıcı olarak ölüyor. Şu anda sadece bayılmış gibi bir halde. İki kere de doğru atarsak da şey oluyor. Kurtuluyor. Böyle bir sistem söz konusu. Ve açıkçası gidip iyileştirebiliriz şu anda. Ama etrafı buz oldu. Enteresan bir şekilde. O yüzden basıp kaymamam lazım. Kaldırdık kendisini. Ve Shadowheart buza basarak kaydı. Az önce basmamalıyız vesaire derken üstüne yürüttüm. Hançer gelmemiş hala.
En azından bir kısmı dışarı çıktı. Evet, en gurur duyduğum savaşlardan biri değil açıkçası ama bu nedense ne zaman oynasam bu oyunu, bu savaş benim en çok zorlayan savaş oluyor. Şöyle zehirledim iki tanesini. Dibimde olduğu için avantaj problemi var şu anda. Dibimdeki karaktere büyü yapamazsınız arkadaşlar. Bir sıkıntı var ve bless vermeyi yine unuttum. Her savaşta önce kasıtlı bir şekilde unutuyorum. Neyse, Hançer Bey sonunda katılabiliyor savaşa, dahil olabiliyor. Biraz geç oldu ama. Birini indirdik. Şuraya sıkabiliyor muyum? Yok. Bu adam Barbarian bu arada. Şahane vuracak. Gale'i öldürecek muhtemelen bir sonraki el. Bunlar yanarak ne yazık ki ölmedi. Halen hayattalar. Büyüleri üst sınıftan da kullanabiliyorsunuz. Mesela Magic Missile'i level 2 olarak da kullanabilirim. Şöyle şu adamı biraz daha yıpratmak istiyorum. Ve TP atarak arkadaşlar Misty Step, Gale'i oradan çekeceğim. Çünkü canı kalmadı. Barbarian olduğu için Rage moduna girdi. Böyle şiddet hiddet. Ve oradan Gale'e mızrak attı. Bayağı iyi. Bu arada Asterion da şeye takıldı, yere takıldı. Aa, yürüyemiyor. %60-65 alırsın ya. Critical miss, 2 tane. Okay. Yine ıskaladım. Dehşet ıskalıyorum. Biraz üzücü. Gale yerde. Buzda yürürseniz arkadaşlar bayağı düşme ihtimaliniz var ama düşmedik. Bir tanesi daha indi. Şu buzdan çıkalım. Bir tane daha indi. Hançer, bir saniye. Varil yanımda taşıdığım için yürüyemiyorum. Büyük ayıp etmişim. Ben de niye yetişemiyor dedim savaş alanına. Evet, kazmalıklar yapmaya başladım. Daha 4. bölümdeyiz. Olsun. Olsun. Mükemmel oynayacağımı iddia etmedim zaten. Gale ölmek üzere. İki şekilde kurtarabiliriz. Biri savaşı kazanarak, o ölmeden. Ya da karakterlerden birini yanına yollayarak diriltme işlemi için. %60. Savaşı kazandık. Şimdi gidiyoruz ve onu kaldırıyoruz yere düştüğünde. Hiçbir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Ama
Ölme ihtimali vardı. Ölse şunlardan kullanmamız vesaire gerekecekti. Güzel. Yani rezalet bir savaştı ama aldık. Rest'im kalmadı. Bir long rest yapacağız şimdi. Kampa gidip. Daha sonra burayı lootlarız. Ama dinlenmenin vakti geldi. Bir iki tane diyalog görüyorum. Kes şunu, bütün sivrisinekleri çekiyor. Oh. My. You startled me. It's miles away. Of course. I was just practicing an incantation. I do. Because it's through practice that I seek to perfect, to augment. Magic is my life. I've been in touch with the weave for as long as I can remember. There's nothing like it. It's like music, poetry, physical beauty, all rolled into one and given expression through the senses. Would you like to experience this? And follow my lead. Okay, teknik olarak Gale'le yürüyoruz şu anda. Bunları yapmasak da olurdu ama neyse, ilişkimiz artıyor en azından. Romantik bir şeyler döndüğünde reddedeceğim kendisini. Çünkü Shadowheart sadece yürümek istediğim karakter. Ama bu diyaloglar birazcık böyle sevgili yolunu açıyor. Hayvan gibiyiz bu arada. You feel something strange, like a kind word and a kind touch at the same time. It's warm and comfortable. Excellent. Now, repeat after me. Bu arada az önce yerlerde olduğu için tipi böyle. Dayak yemiş olduğu için. Batırdık. No. I'm sorry. But it looks like magic's not on the cards tonight. Perhaps I'm not quite the teacher I fancy myself to be. In any case, don't blame yourself. Mistra can be a fickle mistress. Good night. Okay, sıkıntı yok. Gale'le yürümek istiyorsanız o diyalogları biraz daha dikkatli yapabilirdiniz. Herhangi birisinin diyaloğu yok. Biz akşama geçelim. Otomatik seç. Biraz daha yemek bulursak güzel olacak. Sık sık dinlenmeye başladık. Olaysız bir gece. Böylelikle bütün skill'lerimiz vesaire fullendi. Yeni aksiyonlara hazırız. Herhangi birinde diyalog var mı? Yok gibi. Bu adam bir daha öldü. Ölüp ölüp dirildi. Bakalım etrafta neler var. Mum. Yapıştır. Tam istediğim şey. Tam da mum istiyordum. Kitaplar. Bunları okumaya çok da gerek yok. Bu kadar da derin oynamayacağım arkadaşlar. Şöyle belki experience gelir diye kitapları okuyacağım. Almayacağım bile. Rafta bırakabiliriz onları. Çünkü ileride bayağı kalabalık yapacak kitaplar. Toplamaya başlarsam işin içinden çıkamayacağız. Bir quest falan varsa konuşacaklar zaten, tetikleyecek. Ama çok önemli kitaplar değil bunlar. Okey, sıkıntı yok bunlarda. Bunların çaldığı şeyleri buluyoruz. Topladıkları. Peynir. Sosis. Yemek çantası. Bunlar süper oldu. Biraz daha peynir.
Ne varsa topladım burada. Tabak canak. Onun dışında yeterli. Her rafı da incelemeyeceğim yani. O kadar gerek yok. Bakalım üstlerinde güzel bir şeyler var mı? Kombattan sonra. Aa çok iyi. Hırsızlık ekipmanları geldi. Hem tuzak için hem kapı için. Bunda neler var? İşe yaramaz şeyler. Satarız bunları dümdüz. Burada bir anahtar var. Bunları da satarız. Bu arada bir kitap gördüm. Çok önemli bir şey değil. Bu arada hançer fazla yük taşımaya başladı. Kapasitesini aştı şu anda. O yüzden ağırlığa göre dizebilirsiniz şöyle. Ve işin güzel yanlarından biri yemek çantalarını kampa yollayabilirsiniz. Bam. Ve bayağı hafiflemenizi sağlar. Aynı şey yemekler için de geçerli. Bütün yemekleri kampa yollayabilirsiniz ve oradan değerlendirebilirsiniz. İlaç üstünüzde şunlar da öyle. Tanesi 25 ediyor. Patlayıcı bunlar. Bunları kampa yollarsam zaten bayağı hafifledim. Bunları da yollayabilirim. Bunları oyunun sonunda kullanacağız. Ve böylelikle müthiş hafifledim. Burada neler var? Sıvır sıvır. Bunları topluyorum, patlayıcıları. Şeye yollayacağız kampa. İleride işimize yarayacak. Bakalım ne kapılar kaldı. Ve sonundayız zaten. Başka da kapı kalmadı burada. Dungeon'ı bitirdik. Hiçbir şey yok. Burada yatakları bile var. Keyif yerinde gerçekten. Duvarda bir ayna gördüm. Kendime bir bakayım. Bak bakalım. Tişört, gömlek. Bunları almama gerek yok arkadaşlar. O kadar da değildi. Hiçbir şey yok mu bu odada ya? En azından enteresan bir şey çıkar diye bekliyordum. Çıkmadı. Burada da bir oda daha var. Peki. Burada da bir şey yok. Gizli odalar bir şeyler vardı diye hatırlıyorum ama. Biraz daha hırsız aleti buldum. Bu arkadaşlar arkadan giremediğim kapı. Hatırlıyorsanız. Kilit yok, kol yok diyor. Galiba alt kattaki buton bunu açıyordu. İki kere bastığım için yamultmuş olabilirim butonu. Böyle bir şey söz konusu olabilir. Ve bu zaten birbirini bağlıyor. Ve bitirdik gibi. Bu da sonu da. Burada enteresan bir şeyler bulabiliriz belki. Kitapları okumama bile gerek yok. Bunlar hiç quest şey değil. Ama bazen parşömen bulabilirsiniz büyü için. O yüzden kitaplıkları inceleyeceğim bol bol. Güzel parşömenler çıkabilir. Yok gibi bir şey. Full kitap. Hah. Burada bir. O ne işe yaradı? Ben de merak ediyorum. Bu kapıyı açmış olabilir. Arkadaki. Ve başka da bir şey kalmadı. Yani oyunu bitirmiş olmama rağmen her yerdeki her şeyi hatırlamıyorum. Hah, açıldı arkadaşlar. Demek ki oradan açılıyormuş. Böylelikle aşağı inip başladığınız yere gidebilirsiniz dilerseniz. Ama bu dungeon'ı komple bitirdik. Hiçbir şey atlamadık diye düşünüyorum. Ve son bir daha bakayım aşağıya ve çıkabiliriz. Yolumuza devam edebiliriz. Bir daha da gelmeyeceğiz buraya. Aynen. Her şeyini keşfettik buranın. Gizli hiçbir şey kalmadı yanılmıyorsam. Güzel. Tabii fast travel'la çıkabilirsiniz yukarıya. Şimdi şehre geri dönelim. Buraya.
Sincap mı? Geç orayı. Çünkü tamamını keşfetmedik. Kaç tane daha karakter var orada tanışacağımız hızlıca. Haritada da nispeten hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Bakayım. Aynen. Buralarda hiçbir şey kalmadı. Buraya gideceğim. Burada ufak tefek bir şeyler var. Buralar komple temizlendi gibi. Buraya gitmiyorum. Orada bir sincap etkileşimi var. 3'ümdeki başımdakileri bir gıdım satabilirim. Need anything else? Ha, bu arada hep karizması yüksek olan karakterle yapın. Daha iyi fiyat geliyor demiştim. Need anything else? Of course. But please remember. You're not the only one in need. Genelde ana karakterimde toplayacağım eşyaları kolay satabilmek için. Ve bu arada ıvır zıvır sat diye bir buton yok muydu oyunda? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şöyle bir parça hafifleyebiliriz. Ben yanlış hatırlıyorum galiba. Hançer gerçekten bir ordunun kullanabileceği kadar silah taşıyor sırtında. Ha, bu yeterli. Kaç paramız oldu? 1400. Güzel. Bir şeyler alabiliriz 1400'e. Bu adamda çok bir şey yok. Şimdi nereyi keşfetmedik arkadaşlar? Çok ufak bir yerler kaldı. İneklerle konuşacağız. Buradan aşağıya inmedik. Şuradan. En son Goblin'i kurtardık hatırlıyorsanız. Ama onu kurtardıktan sonra buradan arkadan zıpladık. Bir yerlere gittik. O yüzden şuralara bakmadık. Burada birkaç kişi daha bizleri bekliyor. Bakayım. Yemek mi çalıyor bu? Goblins, druids. This grove is... Grab what you can and get out. That's my advice. Peki. Burada bir olaylar dönüyor. Bunlarla konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Kalmalarına ikna ettik. My thunder wave will make quick work of any goblin. Just you wait. Burada da bir demirci var. Diğer önemli bir kahraman. Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Bakalım neler var. Şöyle fiyata göre dizelim. Yani benimkinden biraz daha iyi bir zırh aslında. Ama çok da aciliyeti yok bunu almamızın. Bulacağız. Artı bir crossbow. Hiç fena değil. Artı bir dagger Astarion'a verebilirim. Bunların hepsini alabiliriz arkadaşlar. Güzel şeyler var. Heavy armor giyebiliyor muyum ben? Fighter'ım muhtemelen giyebiliyorum. 600. Ha, bu arada fiyatı 600 bakın şimdi. Karizması daha yüksek olan karakterle konuşacağım. Ve işler değişecek. 600'dü değil mi Ozer? Gördüğünüz gibi 540. %10 indirim aldık bile. Alırken satarken geçerli bunlar. Bunu hançere alabilirim. Astarion'a bunu alabilirim. Hatta bunu alıyorum. Bunu Astarion'a aldım arkadaşlar. Yayı. Heavy crossbow kullanabiliyor muyum? Emin değilim hançer. Bakalım. Kullanabiliyorum.
Bunu hançere aldım. Zırhı da alabilirim. Muhtemelen çok daha iyi şeyler bulacağız. Ama Dexterity'den bonus gelmiyormuş. Tamam, bunu bırakıyorum. Üstümdeki daha iyi. Şu anda çünkü Dexterity'mden 2 tane armor bonusu alıyorum. Buna hiçbir şekilde ihtiyacım yok. Aa, bitti. Detayları anlatırım neden olmadığını. Şimdi buraya crossbow taktım. Astarion'a yeni yayı taktım. Fena değil. Fena değil. Onun dışında burada önemli bir karakter daha var. Bunların hepsi arkadaşlar. Herkese önemli diyorum ama bunların hepsi oyun boyunca eşlik edecek bize. Çok uzun bir oyun bu. Hatırlamayı deneyebilirsiniz bu karakterde. Interesting to see you strutting about in the sun. Ain't seen that before. And Auntie Ethel. Mesela vampir olduğunu biliyor Astarion'un. Still you're looking a little pasty, love. I've just the thing to perk you up. Aha. You take a sip of that and you'll feel right as rain, sweetie. Oh, stop with the sweet talk. Here, take the end of the bat, just in case. I'm sorry to go on about it. But are you all right? You're looking awful peaky. Oh, stop. Even on a good day, half the camp acts like a bunch of screaming brats. I'm tempted to smack them all on the backside and tell them to kiss and make up. Not that they'd listen to little old me. Anyway, do you need anything? I have no bother. Aa, bu şahane bir şey arkadaşlar. STR'mi 21'e çıkarıyor. Mesela hançerin STR'si 17 galiba. Ve long rest'e kadar devam ediyor. Biraz pahalı ama şahane bir iksir. Şahane bir iksir. Bu ne? Görünmezlik iksiri. Bunu da alabilirim. Yanımda bulunsun aslında. Ne yapıyor? Çok da ihtiyacım yok. Bunları alsam mı? Ama paramı da bitirmek istemiyorum bir yandan da. Belki daha güzel şeyler bulabiliriz. Ya bunu alıyorum. Öncelikle Gale'le konuşacağım. Bazı şeyleri stoklayacağız arkadaşlar serüvenimiz boyunca. Bunu aldım. Bunlar dursun. Aslında şahaneler ama sıkıntı yok. Şeyi de seçeceğim. Yardıma ihtiyacım var diyeceğim. Sonuçta bir simyacı değil mi? Aynı diyaloglar. Bir hastalığım var. Karmaşık bir durum diyorum. Who'd been caught dabbling with a drink. The wife was none too pleased and introduced him to... But worry not. I fit... My point is... What is it, Petal? What's wrong? Kafamda zihin hüzen paraziti var. Aslında söylememem gerekiyor. Shadowheart'ın hoşuna gitmeyecek sırlarımızı dökmem ama... Deneyeyim bakayım. Aynen, Shadowheart'ın hoşuna gitmedi. Çünkü yaymamızı istemiyor. My heart goes out to you, truly. I see no sign of a tentacle yet, but that could change in an instant. You need help, serious help. I've ne'er a potion or lotion here that could do it, but yes, I may have something at home. I've collected some interesting bits and bobs of you'll have to stop by my house just at the let me mark it on your map. Okay, haritada işaretledi. So, now, do you need anything? I have a few odds and ends. İleride ziyaret edeceğiz bu kadını. Belki işimizi çözebilir. Belki. All's well, I hope. Aside from the obvious. Devam. Ve burayı da bitirdik sayılır. İki tane daha muhabbet var. Şu çocuğu hatırlıyorsunuz. Kapıda olay çıkarmıştı.
Thought you were with the goblins when you showed up at the gate. Glad you weren't. You fight well. Not like them bloody tieflings. Half my crew are full of holes. Now I'm gonna take the blame for leading the goblins here. And losing track of the bloody druid. They chased us. All the way from the ruins we were poking around in. Aye. His name is evet, bu buranın lideri druidle beraber bir yere gitmiş. Ama saldırıya uğramışlar. Bu kaçabildi. Onu yakalamışlar muhtemelen. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cook pot by now. Job's all yours. If you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. It's called the Night Song. Gece şarkısı. Gibi bir eşyanın peşine düşmüşler. But my mate Brian kept hold of it like his own todger. Goblins made short of the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Don't thank me. Peki, bana bir belge verdi. Ve maceracılar aranıyor. Lorakkan diye bir adam. Gece şarkısı diye bir eşyayı arıyor. Bu da çok önemli olacak arkadaşlar. Gece şarkısını biz de arayacağız ileride. O da bitti. Burada sırf burası kaldı ve bitirdik. Tamamen burayı. Çocuk da tartışıyor. Hand over my locket. I don't have your ugly locket. I never seen it before. Hand it over or I'll slap the teeth out of your head. Ben de çocuk çaldı. Bunların hepsi hırsız ama belli olmaz. You threatening me? Yine tehdit savuruyoruz. Çünkü bonusumuz var. Güzel. You don't understand. The kid stole my locker. He... Oh, the hell's with this? These little devils get away with everything because of coddling bastards like you. You'll get yours someday. I hope I get to see it. Maybe you will. But personally, I doubt it. See you around. Çalmış mı peki? Çocukla konuşalım. Çocuk kayboldu. Okey, konuşamadık. Kaçtı. Sıkıntı yok. Burada taştan bir kapı var ve komple bitirmiş olduk. Neredeyse diyelim burayı. Herkese konuştuk, konuşmamız gereken önemli karakterlerle. Questleri topladık. Ve burada yer altında ufak bir sığınak daha var. Burada da Zevlor var, liderleri. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Ya bir sürü şey yapabiliyoruz, kovabiliyoruz. Yardım edebilirim, gidelim diyebiliyoruz. Bunu deneyelim. Ama dışarıda goblinler var, evet. We'd need an army of our own to escort us safely to Baldur's Gate. And while I don't doubt your abilities, you're no army. There may be a way, though. Goblins are ill-disciplined. It's unlike them to organize so cleverly. Somebody must be leading them, bringing discipline to their ranks. Take out that leadership, and they'll scatter. Bakalım goblinlerin güya yeni tanrısı var ama liderlerini tam çözebilmiş değiliz henüz. Evet.
Aynen. Bunların tarafını tutacağım arkadaşlar. Bunlar çünkü garibanlar burada. Biraz yaramazlık yapıyorlar hırsızlık falan ama. Yine de garibanlar. Burada bir şey alamıyorum. Bunların sahibi var hepsinin. Ve çıkabiliriz. Yani olay şu. Bunları güvenlik bir şekilde buradan çıkarmamız gerekiyor ama şu goblin sorununu çözmemiz lazım önce. Yani yavaş yavaş goblinlerin kampına doğru ilerleyebiliriz. Hatta bir tanesini azat ettik zaten hatırlıyorsanız. O bize destek olacak. Bir bakayım şöyle. Çok da bir şey kalmadı burada. Haritanın batı tarafına ilerleyebiliriz. Bir sürü quest bizleri bekliyor gördüğünüz gibi. Bir de şuradan yukarı çıkabiliyor muyum? Ufak tefek şeyler var burada. Hançer zıplayabiliyor. Diğerleri yetişemez muhtemelen. O kadar kuvvetli değiller. Used to think the goblins would kill us the second we set foot outside. But after hearing what you did at the gate, well, I still think they'll kill us. But at least we can put herkes bana güvenmeye başladı. There's optimism and then there's stupid, hun. Plenty of us fell to monsters already. I don't see the rest, but if you're so sure we will, why not put a little gold on the line? Param istiyor. Hayda. Bunların hepsi düzenmez bu arada. Hadi 10 para attım. Excellent. And since I ain't one to leave a debt unpaid, that means we're destined to meet in Baldur's Gate. Looking forward to it. Bye bye. Başka ne var burada? Çanta. Bir kitap. Of, bunları okumayacağım. Bırakıyorum kitabı. Burada tahtadan bir şey var arkadaşlar. Aşağı inebiliyoruz. Bakalım aşağıda ne var. Bir de buradan devam edebiliyoruz. Bir yerlere gidiyor bu yol. Emin değilim burası nereye gidiyor. Bir aşağı gidelim. Bunları çok hatırlamıyorum. Ha, az önceki yere geldik. Az önce Zevlor'la konuştuk ya, şuradan tırmanabiliyormuşuz. Enteresan. Yani kestirme gibi bir şey yaptık. Sandık görebiliyor muyuz? Herhangi lootlayabileceğim bir şey yok gibi. Buraya ileride geleceğiz zaten, çok ileride. O yüzden kaçırsak sıkıntı olmaz. Buradan bir şeyler cepleyebilirim. Yemek bulmuyoruz bayağıdır. Terliği geç. Peynir ceplerim. Okey. Ve bütün parti buraya ışınlandı gördüğünüz gibi. Şuradan bir gitmeyi deneyeceğim. Çok hatırlamıyorum burada ne var. Ormana geldik. Ha. I don't care for fish. Red meat. Now, that's different. Rare as can be. Dripping. Buraya geldik. Burada yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Buraya geldik de yani aşağı atlayabilirim. Ama bacağımı kırma ihtimalim de var. O yüzden gerek yok. Dolanacağız ve az önce gördüğümüz insanlara gideceğiz şuradaki. Ama buradan gitmek daha sağlıklı. Şuradan. I am enjoying our walks together. Aren't you, gang? Sure. In silence. More for me. Burası. Ah ne yazık ki. Ah bu biraz canım sıktı. O karakterlerle konuşmamız gerekiyordu. O biraz canım sıktı arkadaşlar. Konuşsak güzel diyaloglar, enteresan şeyler olacaktı.
Nerede save yaptı oyun en son? Bu tepede yapmış. Ve ta kampta yapmış. Şuna load çekersem oraya atlayalım. Çünkü spoiler vermeyin, birazdan anlatırım neden olduğunu. Onlarla konuşmamız gerekiyor. Umarım autosave yapmıştır. Tam yerinde yapmış galiba. Aynen. Şimdi uzaklaştığım için bunları takmamışım gibi saydı oyun. Şöyle yapacağım. Hançerle uçarak atlayacağım buraya. Ve o diyaloğa girecek cutscene'e. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Şimdi sol alttan orası değil, karakter değiştirebiliyorsunuz. Ve diğerlerine geçiyorum. Bunlar combat'ta değil. Bunlarla... Onlar zıplarsa bacaklarını kıracaklar çünkü o kadar kuvvetli değiller. Buraya TP attım ve etraftan dolanacağım. Pancherin yanına gideceğim. Aksi takdirde onların diyaloğunu kaçırırsak biraz sıkıntı yaşayacaktık. Gerçekten oyunu bir kere bitirmiş olmak müthiş konfor veriyor seriyi çekerken. Özellikle seçimler yapma konusunda. Şimdi, bütün partiyi buraya getirdik. Böylelikle diyaloğa devam edebiliriz. Çünkü savaş çıkma ihtimali de var. Evet. Diyor ki... Arkadaşına ne oldu? Shut up, Andric. Do you serve the Absolute? Goblinlerin tanrısından bahsediyor. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. Bunların da kafasında solucan var. New recruits. Yours to shepherd. Protect them. He's a true soul. Mind him. He will. He. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're Halis ruh dediği şey arkadaşlar. Edwin, our brother. Bu kafasında solucan olup iradesi yerinde olanlar. Ve ya bunların tanrılarına göre daha netleşecek bunlar. Biraz karışık geliyor olabilir şu anda sizlere. Bizi böyle üst seviye bir insan gibi görüyorlar. Kafamızda şey olduğu için. Ve karıştırıyorsun falan demeyeceğim. Aynen ben ondanım diyeceğim ve aralarına sızacağım. Bir yaratık öldürmüş arkadaşlarını. Ve intikam almalısınız diyorum. What? It killed one of us. It killed Edwin. It's an enemy of the Absolute. You're right, sir. The beast must be destroyed. Ve bunların böyle efendisi gibi bir şey oldum. Bize beyefendi gibi davranıyorlar şimdi. We may stand a chance. Ve gidiyorlar şimdi. Öç almaya gidiyorlar. Absolute. Same as that goblin Sazer. Curious. Abilerini öldüren şeyden. Bakalım neler var üstünde. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you, strengthen you. Şimdi kafasındaki
bu böceği kendimize katma için bir opsiyon veriyor bize. İsterseniz reddedebilirsiniz bunları ama ben kabul edeceğim. Enteresan şeylere yol açıyor. O yüzden karşı koymayacağım. Gördüğünüz gibi beyninden şeyi çıkardık. Ve kendimize katacağız. Bunlar alternatif bir yetenekler, skiller olarak düşünebilirsiniz. Ahtapot güçleri olarak hitap edeceğim bunlara. Bu solucanları toplayacağız. Ve hatırlıyorsanız parazitleri toplayacağız. Laboratuvardan bir tane bulmuştuk hatırlıyorsanız. Bunları yiyebiliriz, içebiliriz. Şu anda yememe izin vermiyor. İleride bunları toplayacağız ve değişik güçler verecek. Adamda salam, sucuk, sosis ne ararsanız var. Şahane loot geldi. Şimdi bunlar öç almaya gitti. Ve aşağıdaki mağarada yaşıyor aslında bu yaratık. O yüzden biz de onlara destek olmaya gideceğiz ve beraber saldıracağız. Biraz önce onları kaçırmak istemedim, load yaptım. Çünkü muhtemelen kendi başlarına saldırmaya gideceklerdi. Burada deriden botlar var. Neler dönmüş burada? O yüzden beraber saldırmak istiyorum. Çünkü savaşacağımız yaratık birazcık kuvvetli oyunun şu aşamasında. Ve kapıda beni bekliyorlar. Az önce kendileri gidip muhtemelen ölecekti. Çünkü yenebilecekleri bir yaratık değil o. Ve burada kesinlikle save atıyoruz. Çünkü kuvvetli bir savaş. İçeride de save atabilirim. Aynen giriyorlar. Yani bunlarla kapışabilirdik de öldürebilirdik de bizi yakalasalar. Çünkü gerçek ruh olduğumuza inanmasalar sıkıntı çıkabilirdi. Ama en iyi yöntem bu arkadaşlar. Onları yanınıza getirin. Beraber dalın. Böylelikle savaş biraz daha kolay oluyor. Ki zor bir savaş. Ölme ihtimalim yüksek. Yaratık. Bu çocuğu arkadaşlar, bunu öldürmeyeceğiz. Annesi nerede? Burada. Burada. Level 3 118 canı var. 107 kalmış. Çünkü abisiyle kapışırken biraz can kaybetmiş herhalde. Nispeten zor bir savaş olacak. Hayvanlarla konuşunca başka sonuçlarını biliyor mu bilmiyorum. Şimdi öncelikle birkaç tane buff atacağım kendime. Bir tanesi Long Strider. Aslında bunlara bile atabilirim belki. Bakayım nasıl tepki verecek. Ha, atabildim. Ondan bir haberdim. Biraz da yürümemizi sağlıyor bu. Ve 3 kişiye de Bless atabilirim. Tak tak tak. Burada bir quick save atalım. Belli olmaz bu savaşın nasıl gideceği. Ve hançerle konuşalım bakalım. You feel the quake of its heavy footsteps before you see it. An owlbear, its beaked face looming out of the darkness. İlk mini boss savaşımız. Okay, güzel olmadı. Gerek yok. Ve combat başladı arkadaşlar. Bunlar katılıyor direkt. Bless bitti ne yazık ki. Üzdü. Süresi var onun.
Keşke vurarak başlatsaydım savaşı. Panik yaptım. Bombalayalım. Yetişemiyorum. Bu bayağı vuruyor arkadaşlar. Canı da çok. Ve zıplayarak üstümüze herkesi deviriyor. O tarz şeyler yapıyor. Şimdi nasıl başlayalım? Şöyle başlıyoruz. Mümkün olduğunca damage bindirmem gerekecek tepesine. Birazcık vurduk. Hançerle kafa atsak mı? Bence crossbow'umuzu deneyelim yine. Fena değil. 10 damage fena değil. Şöyle kenarda bekleyeceğim. %91 çok iyi ya. Ha, distressed olmuş çünkü. Ne işe yarıyor? Yok, alakası yok. Enteresan. Zırhı 13. İyi vuruyoruz. Bayağı iyi vuruyoruz. %91. %65. %65. Okey, deneyelim. Sıkıntı yok. Yarısı gitti canın. O ne taş atıyor. Az zehirledi. Güzel. Ve çocuğu da katılıyor savaşa ama bunun hayatta kalması lazım. Çünkü öyle. Aa, heal dedi bizi. Eline sağlık. Bu ikisiyle savaşınca biraz daha kolay savaş. Kalabalığız. Avantajımız var. Fena değil. Hançerle tepesine binebiliriz şimdi. Güzel. Bu arada sabitlendi çünkü komut yaptı şu kadın. Ve o yüzden hareket edemez ve aksiyon alamaz. Hiçbir şey yapamaz. O bir tur boyunca sabitledi onu. Girişime gelir. Bonus hareketimizi de açalım. Bir daha vuruyorum. Hiç fena değil. Bayağı erittik ya. Dagger'la vursam %70. Bununla vursam %75. Şöyle yukarı çıksam. Biraz yükseklik avantajı alsak. 85. İndi sayılır. 24 canı kaldı. Bir daha sabitledi galiba. Ufaklık saldırıyor. Şahane. Temizleyelim. Açıkçası beklediğimden çok daha kolay geçti. Zor bir savaş bu. Ne yazık ki yavrusu ağlıyor, üzüldü. Çünkü annesini öldürdük. Ama bu pozitif bir şey arkadaşlar. Yaşamasına izin vereceğiz tabii ki. Bunun yine eli acıdı. Buna bir şeyler oluyor arada sırada. You watch speechless as the cub begins to eat his mother. Annesini yiyor, afiyet olsun. The cub has a fighting chance now. Bunlarla konuşalım. Öcünü aldık. We survived. I can't believe we survived. Sir. What now?
En yakındaki kaleyi vur, bul ve görevine rapor ver dedim, yolladım bunu. Beni halen liderleri falan zannediyorlar. Bu da goblinlerin kampına gidiyor. Herkes goblinlerin kampına gitti. Şimdi, annesini lootluyorum ve kırık bir mızrağın başı geldi. Şeyden de bunu birleştir diyorsunuz arkadaşlar. Combine. Ve abilerinin cesedinden de diğer parçayı bulmuş olmam lazım. Mızrağın diğer parçasını. Burada sapını da ondan aldım. Çünkü buna gözüne saplamış hayvanın. Ama sapı onda kalmış kırılınca. Ölmüş sonra. O ikisini birleştiriyorsunuz. Hoppa mızrak oldu. İnce detaylar. Fena değil aslında. Kör ediyor düşmanı diyor. Ama mızrak. Mızrak kullanan çok bir karakterim yok ya. Ama bayağı güzel silah. Fazla gözü olan yaratıklara vurursam fazladan vuruyormuş. Güzel silah da kullanmayacağım şu anda. Ve veletle konuşamıyoruz çünkü hayvanlarla konuşma şeyim yok. Annesini yiyor. İleride tekrardan karşılaşacağız, sıkıntı yok. Burada birilerini yemişler. Oradan güzel bir medium armor çıktı. Zombiler ya da ölüler bunu giyene vurursa ışık damage yiyormuş. Yaratıklar vurursa, daha doğrusu hayvanlar, onlar da ışık damage yiyormuş. Bu güzel bir medium armor arkadaşlar. Giyebiliriz bunu. Medium armor'ı da Shadowheart giyebilir şimdilik. Ben de giyebilirim. Ben Heavy de giyebilirim. Gale giyemez armor. Asterion'da Light Armor giyebilir sadece. Sınıfları yüzünden. Bunu Shadowheart'a verebilirim. Biraz komik durdu. Deri gibi ama güzel. Aynen, fena değil. Zombilere karşı bayağı kuvvetli olacak. Onun dışında önemli bir item. Yumurta buluyoruz arkadaşlar. Yumurtayla çuvalıyorlarmış demek ki. Bunu ileride kullanacağız. Servet değerindeymiş. Ve son bir şey kaldı bölüme veda etmeden. Uzun bir bölüm oldu yapacağımız. Burada enteresan bir sandık var. Ve açmaya çalışınca patlıyorsunuz. Çünkü büyülü. Yapacağımız şey, şu arkaya gidiyorum. Selune bu arkadaşlar. Ay tanrıçası gibi bir şey. Ve kız kardeşi var bir de onun. Onun kız kardeşi de karanlık tanrıçası gibi bir şey. Ve kız kardeşine Shadowheart inanıyor. Bu böyle bir karanlık tanrıçasına inanıyor. Bunun tanrıçasının kardeşi de Ay tanrıçası. Daha bir iyi bir şey. İyi bir karakter o. Buralara geliyoruz. Perception'da fail atmamalıyız. Okey. Bir şey bulduk. Bir dua şeyi bulduk arkadaşlar. Selune'nin. Bunu elimize alıyoruz. Burada kitap mı var bir tane? Okuyamadım. Aynen. Selune'nin kız kardeşi de Shar. Shadowheart Shar'a inanıyor ama bayağı bir karanlık, şerefsiz bir tanrıya inanıyor açıkçası. Sonra bunun yanına geliyoruz. Az önce aldığımız şiir kitabını açıyoruz. Ve sesli bir şekilde okuyoruz. Sonra da deaktive oluyor bunun üstündeki büyü ve sandığı açabiliyoruz. Ve Shadowheart'ın yanında açınca galiba atarlanıyor bize. O yüzden onu uzağa yollayacağım. Bir tane daha parşömen geldi. Ay tanrıçası. Peki. Selune'nin coming of age rituals. Seems like a serious undertaking.
dangerous, even. Heykel geldi, bir tane de kolye. Fena değil. Canım %50'nin altındaysa insanların yanından geçerken bana vurmuyorlar. İdare eder. Başka burada düşünce okuma şeyi var. Can doldurucu var. Koku var. Hayvanlarla konuşma iksiri şahane. Bunu işte bir sonraki bölüm kullanıp bütün hayvan questlerini yapabiliriz üst üste arkadaşlar. Bayağı sürüyor çünkü. Ve böylelikle burayı da bitirdik. Yavaştan sizlere veda ediyorum. Bakalım Goblin Camp'ına gidebilecek miyiz bir sonraki bölüm? Hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.